Musa, bu ikinci buluşmamız. Tekrardan bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, aslında biz en önemli kavram olarak demiştik ya, insana dokunmak. En güzel bağın sevgi olduğunu insanlara aktararak sosyal medyada, dijitalde başarılara ulaşmış insanlarla hani bu şekilde nasıl bir etkili iletişim oluşuyor? Milyonların bu sevdiği insanları birbiriyle buluşturmak nasıl bir başarının öngörüsü? Herkes belki dünyada çok sevilen isim olmak istiyor. Şimdi bugün çağıracağımız isim hepinizin bildiği gibi Cezene Burak. Ancak, çok pardon. Şimdi bazı isimler vardır ki sadece nasıl söyleyeyim size? İşte bağlı olduğu işte bir yemek üzerinden herkes onu biliyor. Biliyorsunuz değil mi? Hatay Medeniyetler Sofrası Cezene Burak. Ama işin arka tarafında öyle güzel bir hikaye var ki aslında dünyanın neden bu adamı çok sevdiğini kendisinden duymak istedik. Ve bu bağlamda da Cezene Burak'ı Bursa'ya getirdik. Ve ben daha fazla bekletmek de istemiyorum. Büyük bir alkışla Cezene Burak'ı sahneye davet ediyorum. Abi, nasılsın? Şeref abi, lütfen buyur. Lütfen buyur. Ayakta. Sen, top sende. Çünkü görmek istiyorum herkese. Hepiniz hoş geldiniz. Bursa'ya ben de hoş geldim tabii. Sağ olun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok iyi varsınız. İyi ki varsınız. Ben ceketimi çıkartabilir miyim müsaadenizle? Şöyle. Teşekkür ederim. Şöyle koyalım. Ver bunu. İstersen bana. Şöyle anacığıma vereyim. Nerede o? Al bakalım. Teşekkür ederim. Bir şey düştü içine ama milyon dolarlık gözlük düştü. Olsun. Evet. Nasılsın? Abi öncelikle tekrardan hoş geldin. Sağ olun. Burada Bursa'yı kırmadın. Belediyemizin yapmış olduğu bu etkinlikte bizi sizlerle buluşturan öncelikle Ali Nur Aktaş, sonra Ahmet Bayhan'a teşekkür ediyoruz. Seni herkes biliyor. Dünyada yaklaşık 33 milyona yakın bir sevgi bağın var diyelim. Aslında ona takipçi demeyelim. Bu sevgi bağının da karşılığında abi bunu insanlar merak ediyor. Yanlış mıyım arkadaşlar? Yani çünkü sen sadece yemekle değil insanlara yapmış olduğun yardımlarla ve sen bunu bile bile kendin bilerek yapıyorsun. Biz bunları senden dinleyelim. Top sende. Şimdi abi tabii herkes gibi biz de hayatı yaşamaya çalışıyoruz. Yaşadıkça öğreniyoruz ve gerçekten uzak kaldığımız bütün değerlere yakın olmaya çalışıyoruz. Aslında benim hayatımda 11 ya da 12 yaşına kadar pek bir hikayem yoktu. Ben de her ailenin bir evladı olarak, evladı gibi 3 kardeşli bir ailenin en küçük evladıyım. 11 yaşında biraz hayat hikayem aksiyonlu başladı. 11 yaşında evden çıktığım zaman aynı zamanda okuyordum ve çalışma hayatına başladım. Aslında maddi imkansızlıklardan dolayı değil. Bunu söylesem yalan söylemiş olurum. Maddi imkanımız çok şükür vardı, orta halli de olsa vardı. Ama kafa yapısına hep şu şekilde sahiptim. Dedim ki ya ben kazanmak istiyorum, öğrenmek istiyorum, görmek istiyorum ama kendim bunu yapmak istiyorum. Tabii ondan sonra beni çok farklı maceralar buluştu. Çok farklı maceralar buluştu. Otoparkta valilik yaptım. Sonra 3 sene tekstil firmasında çalıştım. 18'den küçüktüm. O zaman 16 yaşındaydım. Tabii bunları yaparken aynı zamanda üniversitemi de okudum. İstanbul Üniversitesi İşletme mezunuyum. Ve son zamanlarda tabii ben pek programlara katılmıyorum. Çok davet ediyorlar beni sağ olsunlar. Sizler gibi değerli insanlar, büyüklerimiz, kardeşlerimiz ama iş dolayısıyla katılamıyorum. Ve izlediğim, takip ettiğim her programda şöyle söylüyorlar. Ya işte okulu bırakın, önemli olan hayattır, para kazanmaktır. Bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor. Önce onu söyleyeyim. Evet. Her şey okumakla başlar, öğrenmekle başlar.
Şimdi biz şunu söylüyoruz. Maddi imkansızlıklarından dolayı okumadım. Ailem okutmadı. Hayatı yaşadım. Tamam. Bunu sen yaşamış olabilirsin. Ama aynı zamanda bizim neslimiz, özellikle ben çocukken çok güzel çobanımız birinci olduğu zaman biz ona imrenerek bakardık ve örnek alırdık. Derdik ki çocuk çoban olmuş ama aynı zamanda o zaman OKS vardı. OKS de birinci olmuş. Şahsen ben kendi adıma bunu hep örnek alırdım. O yüzden arkadaşlar, nacizane tavsiyem, sakın maddiyatın gücüne dayanıp, ya ben maddiyat kazanıyorum, ailem iyi, illa para kazanacağım deyip okulu asmayın. Sizden rica ediyorum arkadaşlar. Okul çok önemli bir eski. İşte okulu bitirdikten sonra tabii ben Osman Bey'de çalışıyordum. Şahin Negel Sokak'ta, İstanbul'da bilen varsa. Orada Bomonti'de, Osman Bey Bomonti arası yaklaşık 15 dakika bir depomuz vardı. Bu depomuzda yaklaşık 120 kişi çalışıyordu abi. Ben o zamanlar 16-17 yaşındaydım orada başladığım zaman. Evet. Tabii şimdi 120 kişinin içinde 16 yaşında bir velet, yani bana öyle diyorlardı. Sen tuvalete geç temizle. Tamam, temizleyeyim diyordum ben de. Ama bir yandan da azimliyim. Çünkü çok Rus müşterilerimiz geliyor. Ama Rusça bilmiyorum. Öğrendim. Rusça öğrendim. Gittim dedim öğreneceğim. Okuluma devam ediyorum. Okuldan çıkıyorum. Osman Bey'e gidiyorum. Ve inanın ben o 120 kişilik yere haftalık 150 ya da 200 liraya girdim. Yalan yok. Oradan çıktığımda 18 yaşındayken özür dilerim. Yaklaşık 1500 lira maaşa çıktım abi. Maşallah. 200 lirayla girdim. Evet. Çünkü yaklaşık 2000 seri mal vardı dükkanda. Ceket, elbise ve dükkanın en çok mal satan kişisi de bendim. Maşallah. Çünkü her şeyden önce işime saygı duyuyordum. En son bağımdan paramı 15 yaşında aldım. Tabii sonra biz dedik ki hadi Aksaray'da bir yer açalım. Hatay Medeniyetler Sofrası diye. Tabii biz burayı açtıktan sonra bize dediler ki ya işte sen en safa yerde yer açtın. Hani bu bir intihar gibi bir şey. Batarsın. Dedim ki ya biz hayatta çok bir beklentimiz yok zaten. 10 kazanmayız, 1 kazanırız ama bu markayı ilerletiriz dedim. Evet. İlk açtığımda yanımda 40 kişi çalışıyordu. Sonra 1,5 sene bir fiil sosyal medya olmasa da işime sarıldım, müşterime sarıldım. İşimi iyi yapmaya çalıştım. Ondan sonra bu 40 kişilik sayı çıktı 120 kişiye. Çalışan arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız için bahsediyorum. Sonra mekanın alt katı çıktı, üst katını da açtık, yan tarafı açtık. Çok güzel bir bereket oldu bize. Tabii sonra işlere gittikten sonra Taksim'de bir yer açtık. Taksim'in hemen akabininde Etiler'de açtık. Ben sosyal medyayla Etiler'e tanıştım. Bir arkadaşım var, bilen var mı bilmiyorum. İsmi Halil Söyletmez. Biliyor musunuz? Bizim o çocuk geldi sonra. Ben de orada et kesiyorum, çalışıyorum yani. Sen o zamanların bilirsin evet, zaten. Evet, beraberlik. Ben çalışıyorum. Şimdi hakkını yemem. Aram biraz limonu ama ben kimsenin hakkını yemem. Kimsenin günahı da bana gelmesin yani. Bana geldi dedi ki ya dedi Burak dedi bir video dile çekeceğiz dedi. Oynar mısın dedi. Dedim abi ben hani benim babam biraz bu şeylere yabanidir. Hani bağımı takışmak istemem dedim. Ya dedi çok kısa bir şey dedi. Komik dedi bir şey dedi. Tamam dedim ben de. Onunla beraber biz videomuzu çektik. 2 gün sonra dükkana bir kardeşimiz geldi. İşte şurada oturan bir delikanlı var onun gibi. Küçük böyle bir kardeşimiz dedi ki abi dedi sen dedi Halil'in dedi videosunda oynayan çocuk değil misin? Ha dedim yani oyum herhalde. Paylaşım onu da bilmiyorum çünkü. Dedi ya dedi bir fotoğraf çekebilir miyiz? Dedim tamam. Aldım telefonunu ve onunla resim çekildim. Aslında çok hoşuma gitti. Bir insanın beni sevmesi. Yani ben daha önce çalıştığım yıllarda sokakta insanların yanında yürüdüğüm zaman kimse benim derdimi bilmezdi. Yani belki çok anlatmak isterdim. Derdim ki yani ben yalnızım hani bana arkadaşlık etmek ister misiniz? Ama kimse yapmazdı. Oradan gelip de böyle bir şeyle başlamak, anayla başlamak çok etkilemişti beni. Sonra sosyal medyaya biraz başladım. Video çekmeye başladım. O derece çekiyordum böyle. Bağımdan giz çekiyordum. Çünkü bağım bana şey diyordu. Oğlum diyordu. Kameraya bakarak diyordu. Yemek yapma. Millet beni arıyor diyor. Senin oğlun diyor. Hani kör mü? Görmüyor mu? Hani niye böyle yemek yapıyor? Ya baba diyorum. Şimdi sosyal medya başka bir yer. Yani sosyal medya insanların aklında kalman gerekiyor. Yani insanların aklında kalman için de insanların seni tanıyabileceği bir tarzın olması gerekiyor. Aslına bakarsan. Şimdi tabii biz bu tarzı nasıl yaratabilirdik? Hem basit bir şey olmalıydı hem de insanların beni gördüğü zaman aklına bu gelmeliydi. Yani demeliydi ki ya bizim Burak ne yapar? Burak hep güler. Burak ne yapar? Burak sinirlidir.
Burak ne haber? Ne yapar? İyiliksemerdir. Yani biz bu kaftanın üzerimize öyle giymemiz lazımdı. Ve inanıyorum ki bunu da başardık. Bugün dünyanın 11 farklı ülkesinde bir Türk markası var. Ben Türk'üm çok şükür. Bir Türk markası var. Ve ben İngiltere'ye gittim. İngiltere'ye gittim, orada bir yer açıyorum. Bu yılın 11. ayında açılıyor. Ve orada oturduğum zaman, tabii ortaklı iş yerimiz oluyor. Ortaklarımızın çocukları var. Benden büyük mesela. Bana, benim ortağım şey diyor çocuğuna. Ya diyor Allah için diyor, oturma diyor, git diyor ya. Benim ortağım oldu diyor ki sonra, abi diyor, babam seni görmesin diyor. Babam seni görünce diyor, bana kızıyor diyor. Sen bir şey olamadın, bu adam bak benim ortağım oldu diye diyor. Tabi herkesin rızkı farklı. Bize belki alnımıza böyle yazılmış. Şimdi en sevdiğim şeylerden bir tanesi de şu tabi. Kendimle beraber yanımdaki herkese faydam oldu. Yani şu anda yaklaşık Cezene Burak ailesinde 5000 kişi çalışıyor. Tabi bu 5000 kişinin içinde benim kendi ilkokul arkadaşlarım var, ortaokul arkadaşlarım var. Evet. Osman Bey de hamallık yaparken aynı el arabasının, benimle aynı onda el arabası var, arkadaşım bile var. Adam muhasebe müdürü mesela. Benim bir arkadaşım var. Benimle beraber hamallık yapıyordu. Yani el arabamız vardı. Onun da vardı. Bana şey diyorlar. Ya işte adam, sen şirket yönetiyorsun. Böyle muhasebeci mi olur? Olur abi. İyi insana her iş yapar abi. Öğrenir. Öğrenmenin yaşı yok abi. Biz de öğrendik. Dil öğrendik. Bak Arapça biliyorum. İngilizce biliyorum. Yani öğrenmenin yaşı yok. Öğrenmek kadar güzel bir şey yok. O yüzden çok çok güzel böyle bir hikayemiz oldu. Tabii bunun yanında zorlukları da oldu. Adam mesela geliyor şey diyor. Ya hani sen şunun desteğini aldın, sen bunun desteğini aldın. Ya kendini bilmen kadar güzel bir şey yok bu hayatta. Herkes herkese konuşabilir. Şimdi buradan evet. Mehmet abimden tut, bu abimize kadar, abimizin bilmiyorum, tanışırız birazdan. Abimize kadar herkesin bir fikri var. Yani Burak niye böyle oldu, nasıl böyle oldu, arkasında bir güç mü var? Yani bunu insanlara anlatamazsın. Önemli olan şey şu hayatta. Ben 27 yaşındayım. Başımı yastığa rahat koyup uyuyabiliyorsam, demek ki ben temiz ticaret yapıyorum. Bravo. Ha. Ama eğer başım yastığa rahat koyup uyuyamıyorsam, demek ki bu işte bir sıkıntım var benim. Yani aklıma gelemeyecek kadar fırsatları elimin tersiyle ittim. Ne insanlar geldi, ne tabiri caizse, bana göre her kul aynıdır. Ama ne tabiri caizse, ne insanlar geldi bana, ya şu işi yapalım. Bakıyorum abi, bana gerek yok abi, sen de iş yapma, ama güle güle diyorum. Belki bana bunu kendi ailemden bile kızıyorlar. Diyorlar ki ya bu adam gelmiş, çok çok ünlü bir insan, çok çok güçlü bir insan maddi olarak. Ya ben de şöyle diyorum, diyorum ki abi en güzel arabaya biniyorum, en güzel eve oturmuşum. Yani daha ne yapabilirim ki hayatta? Allah'a şükürler olsun, aç gözlü olmaya gerek yok. Elindeki, annemin hep bir sözü var, elindekinin değerini bilmeyen elindekini de kaybeder. Bu alkış anneye gelsin o zaman. Elindekini de kaybeder. Bravo. Teşekkür ederim bu arada kendisine de. Çok kahramızı çekti. Allah razı olsun annemden de. Anneler bambaşka. Çok güzeller. Rabbim bütün hepimiz annesine sağlıklı, uzun, mutlu ömürler nasip etsin. Yaklaşık her ay doğunun, batının her yerin böyle bir ziyaretimiz oluyor arkadaşlarımızla. Yani tabii aslında her şeyin başı sağlık. Yani ben size bir olay anlatmak istiyorum. Çok aklımda olan bir olaydı bu. 16 yaşındayım. Osman Bey'de çalıştığım yıllarda benim patronum da bizim köylü. İbrahim diye bir abimiz. İbrahim diye bir abimiz dedi. Ya dedi şey dedi. Burak dedi düğünüm var dedi benim dedi. Şangirella. Durumu iyi. Tamam abi Şangirella. Yıldızlı bir otel. Git de gidelim. Gittik Şangirella'ya. Sağ olsun da bizim patron da bizim köylüleri de çağırmış. Köyden araba kaldırıyor, ne kadar adam varsa getirtiyor otobüsle. Allah razı olsun, düşünmüş yani, düşünmesi bile yeter. Tabii biz o anda halay çekerken, o Şangirella'nın göbeğinde böyle açmışız, Arapça halay çekiyoruz. Böyle bir 16 yaşım, arkamı döndüm böyle. Bir kardeşimiz var, tekerlek sandalyede. İşte ben tabii anlayamadım çünkü bende biraz gözümde bozukluğu var. Uzağa böyle net geri seçemiyorum, yaşlandık tabii. Ya böyle baktım böyle, çocuk orada duruyor, bizi izliyor ama. Herkes de halayda. Ben de gittim çocuğa. Baktım, ayakları yok kardeşimizin. Tuttum onu. Ben tabii Cezanne Burak falan değilim o zaman. Böyle götürdüm, halayın ortasına böyle bıraktım. Geline damada dedim ki, ya dedim bak abi dedim, hani halay çekiyoruz dedim, bak halay çekmek istiyor. Sağ olsun o da beni kırmadı. O da çocuk bana dedi ki, abi dedi beni çeker misin dedi. Samsung eski bir telefon. Samsung, tamam.
aldım onu, çekiyorum onu, alkışlar, çocuk oynuyor falan, çok güzel anlar. Sonra abi dedi, yoruldum dedi, beni dedi götürür müsün dedi. Tamam, masasına geri götürdü. Şimdi tabii herkesin hayat biçimi, düşüncesi kendine. Ama ben çok farklı ortamlarda bulundum. Avrupa'nın en lüks yerinde de bulundum. Orta Doğu'da da bulundum. Batı'da da bulundum. Orta Asya'da da bulundum. Orta Asya. Herkesin kültürü farklı. Tabii ben çok bazı kültürler vardı, temas yapmazlar insanlara. Özellikle kendi ailesinden birine bile. Ben o kardeşimizi masasına götürdüğüm zaman bir tane ablamız geldi, bana elimi tuttu benim böyle. Şimdi ben bana temas yapmayacağını biliyorum çünkü o kültürde bir insan. Dedim, yani çekindim dedim ki yani abla yok yok dedi, tuttu benim kolumdan, ilerledi. Ya evlat dedi, biz dedi kuvvette yaşıyoruz dedi. Benim dedi eşim dedi, evlat dedi, marangoz dedi, kuvvette. Ben dedi, sen dedi, rahmet dedi, babaanneni bile tanırım dedi. Dedim, Allah razı olsun dedi, deden sağdı o zaman. Dedenle tanırım böyle, sen dedene de çok benziyorsun dedi. Ya sağ olun dedim. Ya evlat dedi, bizim Mahmut dedi çok dedi iyi çocuktur dedi ya. Mahmut dedim, kim abla? Dedi, bizim dedi az önce dedi götürdün dedi, benim oğlum dedi. Ben dedi, orta halli yaşayan bir insanım dedi. Ve dedi, oğluma dedi her zaman dedi şükür anlatan bir insanım dedi. Oturduğumuz mevkide dedi hep durumu insanlar da var dedi. Ama dedi, biz onları hiç özenmiyoruz dedi. Çünkü dedi, bizim evimizde biz beraber olduktan sonra biz bir ekmeği yarıp içine soğan koysak bile dedi, bu bizim dedi karnımızı doyuruyor dedi. Ben dedi, oğluma dedi yapmadan önce dedi, bizim Mahmut dedi engelli dedi gördüğünüz üzere. Sen onu götürdün dedi, hala çektirdin onu. Ve dedi, ben dedi, onu dedi her zaman dedi Allah'ın hikmetini anlatırım dedi. Dedim ki ona, ya oğlum sen bir şey yaparken kimse görmese bile Allah görüyor derim dedi. O da bana dedi, siz halay çekerken dedi, geldi dedi ki dedi, ya anne dedi, ben dedi acaba dedi hani her günahın bir bedeli vardır dedi, dersin sen bana dedi anne. O da evet demiş. Peki anne demiş, ben Allah yani yanlış bir şey mi yaptım acaba, benim ayaklarım benden aldı diye bir soru sormuş. Ve dedi o anda dedi, ben dedi hani dedi, bir şey cevap veremedim çünkü dedi çok üzüldüm dedi. Sonuçta dedi, o benim oğlum dedi ve dedi herkes gibi dedi halay çekmek istiyor dedi. Sonra dedi sen geldin dedi. Onu dedi halaya götürdün dedi. Bana dedi en büyük zenginliği sağladın dedi. Allah razı olsun dedi, senden dedi ya. Şimdi ben evet. O zaman şöyle bir şey gördüm. Dedim ki ya ben ileride bir gün, o zaman benim babamın durumu gene iyiydi ama benimle bir alakası yoktu. Hala diyor ki ortak iş yapıyoruz sadece. Ben her zaman için bir iş yaparken, yol yürürken abi sağma soluma bakacağım ya. Oradaki insanlara da elimden geldiğince yardımcı olacağım, tamam? Evet. Bir herkese bunu yapamazsın ama bu kadar kötü şeyler, bu kadar pis şeyler gün yüzündeyken bence biraz da güzel şeyler gün yüzünde olmalı. Sağ olun ya, Allah razı olsun. Bak ben burada yatarım ha vallahi. Çok beni mutlu ettiniz. Hep bakışıyorsunuz beni, teşekkür ederim yani. Sağ ol. Yani biraz da iyi şeyler gün yüzünde olmalı. İşte o zaman dedim kendi kendime, ya Burak dedim, bak Allah nasip eder, gün gelir, böyle parayı bulursan, tabii hep hedefim vardı, her zaman hedefim vardı. Tamam ben 120 kişiyle beraber çalışıyordum, 25 kişilik evde kalıyordum 15 yaşındayken, 25 kişinin dik evde ve yani benim köpeğim de var, köpeği basan durmazdı orada, benim kaldığım evde. Allah da şahittir. Ama ben diyordum ki hayır, gün gelecek abi, en güzeli senin olacak, çalış, çabala, kazan. Mantık bu. Ama bravo. Ama gün gelirse eğer sen değişirsen işte o zaman olmaz. Benim ismimde Cezene vardır. Biliyorsunuz. Yani, alkış. Kanka alkış. Adamsın valla. Bravo. Cezene vardır. Cezene de buradan gelir işte. Şimdi benim çalıştığım tekstil firmasının ismi Movies'ti. Movies diye yazılıyordu. Benim babam da aynı zamanda Laleli'de Cinzano diye bir şirketi vardı. Tabii ben babamdan ayrılmıştım ve tek başıma çalışıyordum. Başkasının yanında çalışıyordum ve her gelen bana şu kaftanı giydiriyordu. Ya senin baban zengin zaten. Sen ne bakıyorsun ki? Affedersin, özür dilerim. Ne yapıyorsun ki burada? Ya diyordum ki ben abi çalışıyorum. Benim babamla bir alakam yok yani. Onun kendi hayatı. O kendi hayatını çizmiş. Ben kendi hayatımı çiziyorum. Yok diyordu. Sen işte Cinzano'sun. Cinzano'ydu. Ben de dedim ki ya bari bana Cinzano demeyin, Cezene deyin dedim onlara. Üç ay, on satılmışım.
Tamam mı? Tamam. O dönemde Instagram'ı açmışım. Resim atıyorum böyle. Kendimi çekiyorum falan böyle. Çok yakışık değil mi? Kendimi çekiyorum böyle. Atıyorum böyle Instagram'a. CZN Burak diye yaptım. İşte Halil'le beraber Allah var. Sosyal medyaya başladık. Yükselirken bir tane Facebook menajeri arkadaşımız var. YouTube'a da bakıyor. Facebook'ta çalışıyor. Ya Burak dedi, CZN dedi saçma dedi bir şey. Sen şu anda 1 milyon takipçi oldun dedi. Ve dedi bu CZN'yi at bence dedi. Sana direkt Burak ismini verelim. Ben de ona dedim ki, abi dedim o CZN'yi atarsam nereden geldiğimi unutmuş olurum. Ben o Instagram'ı açtığımda veyahut da her gün şunu gördüğümde, evet sen Osman Bey'de hamallık yapıyordun, sen oradan geldin, şımarma aklıma geliyor. Bravo. Evet, teşekkür ederim. O yüzden de bu CZN çok önemli benim için. CZN'nin anlamını soranlar da bir arkadaş vardı işte, PR müdürüymüş galiba, o sormuştu. Onu söylemiş olduk, burada abi, çıkmış olduk. Ben bir şey söylemek buyurun, istiyorum. Lütfen. Şimdi dünyada sevilen birisin. Sağ ol. Yani bizi Türkiye'de temsil edip dünyada sevilen bir isim olabilmek. Yani aslında herkes yemek yapabiliyor, herkes alevli şovlar yapabilir, herkes bir şey yapabilir. Ama şimdi neden dünyaya mal olmuş? Yani sevginin dili olmadığı için mi? Sen saf bir sevgiyle yaklaştığın için mi bütün dünyadaki insanların, yani seni görmekten yemek yiyemiyor insanlar. Sağ ol. Yani yani insanların ruhu aç kalmış, bence sevgiyi mi doyuruyor? Yani çünkü çok güzel bir şey. Kısaca bundan da bahsedebilirsek bence. Abi her zaman benim için bir sözüm vardı, bilenler biliyor. En güzel bağ sevgidir diye. Kesinlikle. Kesinlikle arkadaşlar. Çok önemli bir cümle. Yani tekrar söylüyorum. Şimdi bakın ya çok bazı şeyler görmek lazım. Kafamızı kaldırmak lazım. Bakın teknoloji çağında yaşıyoruz ve gerçekten dünyadan haberdar olabilirsiniz. Dünyadan haberdar olabilirsiniz. Ve dünyadan nasıl haberdar olabiliriz? Abi aç interneti bak. Bu dünyada neler oluyor? Yani gerçekten çok kötü durumda olan insanlara bak. Çok fazla. Açlık var, sefalet var ve bunların yanında eğer sen bunları görüyorsan abi şuradan sonrası için kimsenin garantisi yok. Buradan aşağı indim. Kalbim sıkıştı, Allah rahmet eylesin, gitti. Doğru. Benim yaptıklarım insanların hakkında kalacak. Ben kesinlikle kalmayacağım. Kesinlikle. Anladın mı? O yüzden abi hep güzel şeylerle anılmak lazım. Bizim yanlışlarımız var. Evet ama en aşağısına doğru indiriyoruz. Yani ben mesela gidiyorum, yeğenlerim var. Yeğenlerim bana diyor ki abi diyor sen diyor bugün diyor bu lüks arabayla gelmedin diyor. Dandik arabayla geldin diyor mesela bana. Evet. Benim yeğenim bana bunu söylüyor. Ya düşünüyorum abi diyorum ben dün Suriye'deydim. Dün Diyarbakır'daydım. Dün Bingöl'deydim, Van'daydım. Ya orada çocuklar olayı farklı. Kesinlikle. Yani ayakkabıya mutlu oluyorlar, çantaya mutlu oluyorlar. Ya ben buraya geliyorum abi, eve gidiyorum. Benim arabamı beğenmiyor benim yeğenim. Ve diyorum ki hata bende. Etmem lazım. Nasıl etmem lazım? Onlar demem lazım ki kendiniz için yaşamayın. Kafanızı aynen kaldırın ve sadece kendiniz varmış gibi yaşamayın bu dünyada. Bravo. Öğretmem lazım. Kesinlikle. Evet kesinlikle abi. Çok güzel örnekler var. Mesela rahmetli Sakıp Sabancı çok örnek aldığım bir iş adamıydı. Allah rahmet eylesin. Benden yaşça büyük ama ben araştırmayı çok seven bir insanım. Araştırıyorum. Bildiğim kadarıyla arabayı ilk Türkiye'ye getiren aynen Toyota'ydı değil mi? Doğru mu? Biliyorum. Toyota mıydı? Ford diye biliyorum. Toyota olması lazım. Toyota, aynen. Ve dedi ki keşke dedi benim dedi oğlum dedi bu arabayı sürebilse. Ayakkabı da aynı şekilde. Ayakkabı da aynı şekilde. Yani hı, örnekleri var ama görebilene. Kesinlikle. Yani gerçekten boş yaşamamak lazım. Böyle güzel, eğlence çok güzel. Ben şimdi sosyal medyada akranlarım var. Ben biraz böyle mantığımdan dolayı büyük duruyorum biraz. Bana diyorlar ki mesela yanındaki arkadaşlarım. Ya Burak diyor, babamızı bir konuşma. Belki sen dikkat ediyorsun. Evet, ben de pek evet, oturmuyorlar. Ben de oturmuyorlar. Bilmiyorum niye. Ben de sıkılıyorum ama ben gene anlatacağım abi. Sıkılsalar da anlatacağım. Çünkü niye? Abi bu dünyaya bir sebep için geldik. Kesinlikle. Büyümek, sevmek, sevilmek, anlatmak, yarın bir gün yuva kurmak, çocuklarımızı büyütmek ve onlara daha güzel bir dünya bırakmak için. Kesinlikle. Yani nesilden nesle. Kimse kalıcı değil. Ama kim şunu derse ki ben dahil, ben önüm çok açık. Çok açık. Tüm dünyanın her yerinde restoran açacağım. Ve çok para da kazanacağım. Şimdikinden daha çok para kazanacağım. Evet. Ama eğer ben şunu bilirsem, ya Burak kazanacağım da, onun yapabileceğin şeylerin bir sınırı var. Aç gözlü olma,
dersem kendime, ben mutlu olurum. Ama dersem ki ya Burak ölümsüzlüğe kadar bulacaksın dersem işte o zaman hem şirke girmiş olurum hem de mutlu olamam. Çok doğru. Çok o yüzden doğru. Abi her şey yerinde, her şey zamanında güzel. Az önce söylediğim gibi benim akranlarım var, TikTok çekiyorlar, YouTube çekiyorlar, Instagram çekiyorlar. Bir tanesi diyor ki ben diyor anneme diyor hamileyim şakası yaptım. Abi yapma ya, onu da yapma yani, onu da yapma yani, onu da yapma abi yani. Daha güzel içerikler. Abi bize ne yapmalıyız biz de? Sosyal medya iş yapıyoruz, ben de. Kafamızı kaldırmalıyız, bakmalıyız dünyaya. Dünyadakiler ne yapıyor? Yani el elden üstündür. Kesinlikle. Örnek almalıyız, bakmalıyız. Bizden daha iyilere. Şimdi ben mesela, bana diyorlar ki, ya X bir firma var. İşte mesela diyor adam, diyor ki o diyor, seninle aynı, onun için diyor ne düşünüyorsunuz? Allah razı olsun diyorum, o da başarılı. Evet. O kadar kişi ekmek veriyor, apaşıp kalıyor. Hadi hadi. Ya ne hadi hadi, o da başarılı, bir şey demiyoruz ki adam yani. Yani hemen adam çarpıştırma. Rekabet aynen. Güzel ama çarpıştırma. O da bizim ülkemizin evladı. Ben de bizim ülkemizin evladıyım. Aynen. Sen de bizim ülkemizin evladıyım. Kim bu ülkede şu suyu taşı alıp şu taşın üstüne koyuyorsa Allah razı olsun. Ha, ben dahil. Kim bu ülkede bu suyu içiyorsa, ihanet ediyorsa ben dahil, kendi şahsım ben, hanım zıkkım olsun, bitti gitti abi. Aynen öyle. Bu kadar basit abi. Ya adam ya bu kadar basit. Ya diyorum ya abi, şimdi bir gün zaten senin storylerini izlediğimiz zamanlarda, yani herkes de şahit oluyor. Dünya turu yapmış gibi oluyorsun. Sen evet. Bugün Cristiano Ronaldo ile Messi ile fotoğraf çekiliyorsun. Zaten Ronaldo ile ortak yer açıyoruz Londra'da. Evet. Bravo. Evet, Allah razı olsun. Evet, bu yani açıklamıyoruz fazla çünkü açılışta güzel bir sürpriz yapacaktık ama yabancı yok. Hep aynen, aynen, bravo. Evet. Bursa Belediyesi'ne nasip oldu. Evet. Diyoruz ya hani dünya turu yapıyoruz. Abi oradan sonra bir bakıyoruz Suriye'desin. Hı-hı. Büyük koca tırla yardımdasın. Hı-hı. Yani insanlar bunu görüyor, diyor ki ya bu nasıl bir enerji? Demek ki Allah da gücünü veriyor. Şimdi saat 10.30'da uçağım var. Dubai'ye gideceğim. Dubai'den sonra Mısır var. Mısır'dan sonra neresi var biliyor musun? Hayır. Aslında benim gerçekten çok sevdiğim bir yer var. 5 gün oradayız. Oradan da seçiyor, daha çok sevdiğim. Yapalım mı? 5 gün oradayız. Yaklaşık 4000 kişiyle iftar yapacağız. Filistin'e Mescid-i Aksa'ya gidiyorum. Evet. Gerçekten benim hayalim de, ben dünyanın her yerini gördüm. Avrupa'nın her yerini gördüm. Orta Doğu'nun her yerini gördüm. Orta Asya'yı gördüm. Orta Asya'ya geçiyorum. Ben onu da gördüm, düşün yani. Ama elimde olmayan nedenlerden dolayı gidemiyordum oraya. Çünkü benim elimde değildi. Başka problem vardı ama hallettik onu. İnşallah şu anda ayın 7'si ya da 8'i ila 11'e 12'si yani arası 4 gün olacak. Filistin'de olacağım inşallah. Çok mutlu, evet. Ya. Çok güzel. Çok güzel. Valla dünyanın her yerinde seni evet. Görmek bizi de gururlandırıyor. Bunun en büyük sebebi tabii ki yemeklerinin, şimdi bazı sorular geliyor. Hı. O sorulardan biri de İşte yemekler israf oluyor mu? Ben biliyorum ama ben ağzından duymanızı istiyorum. Şimdi bizim Ferhat abinin yeri neredeydi? Ah dur ya. Bir dakika. Yanlış olmasın çünkü. Kurtköy, bravo. Kurtköy'de bir Ferhat abimiz var. Hatta bilenler bilir. Instagram'da bu adamın sayfası mevcut. Ferhat El Usta diye bir abimiz var. Şimdi biz bu abimizle tanıştık. Bu abimiz Kurtköy'de ikamet eden, gerçekten can gönüllüsü, sadece köpek değil, kedi, yaralı hayvan ve birçok hayvanlara kendini adamış bir insan. Allah razı olsun. Pek çıkmıyor kameranın ama iyi bir insan. Onunla tanıştığımızda orada ikamet ediyordu. Ve yaklaşık, inanır mısınız arkadaşlar, 1500 tane can. 1500 tane, yani abartmıyorum abi sana. Doğru. Yani 1500 tane Allah'ın yarattığı, kalbi olan, organları olan ama dili olmayan, sessiz bir kul, can. Şimdi biz, şirket arabamız var, bir tane, kamyonumuz var, büyük böyle.
her akşam şubelerden toplar yemekleri, artan yemekleri ve oraya götürür. Kurtköy'e götürür. Ferhat abinin yanında. Evet. Ha, şimdi tekrar söylüyorum. Elimizden geldiğince yapıyoruz. Ama illaki ziyan olmuyor mu? Oluyor. Yere dökülüyor, gidiyor, adam unutuyor. Onları da elimizden geldiğince amorti etmeye çalışıyoruz. Yani şimdi şunu diyemeyiz arkadaşlar. Bakın büyük iş yapıyoruz. Tekrar söylüyorum. 4 tane şube var. 4 tane şubenin tanesi 800 kişilik. Yani kontrol edemezsiniz illaki. O yüzden zayiatımız oluyor mu? Oluyor. Ama en asgariye indiriyoruz. Öyle diyelim abi. Aynen öyle. Zaten sorularda hani şimdi sen bir de büyük yapıyorsun büyük, ya hocam. Ha büyük yapmanın yemekleri şöyle. Çekimler yapıyoruz tamam mı? Yemek büyük. Etiler şubesinde 270 kişi çalışıyor. Hah. Yani evet. 270 kişi. Ben biliyorum. Tabii dile kolay abi. Adam geliyor, yemeği yapıyorsun. Akşam öğlen 1.30 yemek var Etiler şubesinde. Tamam diyoruz ki arkadaşlar yarın çekimimiz var. Lütfen yemek yemeyin. Onlar da bildikleri için tamam diyorlar. Çekimimizi hazırlıyoruz. Yemeğimizi yapıyoruz böyle sınıyoruz öyle. Sonra getirip öyle masaya koyuyoruz gelip yiyorlar. Çok güzel. Heh, evet iyi olay gelip. Tamam. Ya tabii çok ilginç şeyler de yaşanıyor. Ben mesela abi garson mesela iş yeri açtık tamam mı? Ya arkadaş tabii çok kişi çalışan yerlerde illaki akrabamız vardır, biz çalışmışızdır, sizler görmüşsünüzdür. Çok çalışan yerde, kişi çalışan yerde disiplin çok önemlidir. Şimdi tabii ben bazen sert de oluyorum, yalan yok. Evet. Çünkü niye? Disiplin şart. Tabii çoğu zaman yumuşak, yani ben böyle bir şeyi sevmem abi. Mesela bey, yani Mehmet Bey, müdür bey, molla falan dediler ki bana abi yani sen artık kurumsalsın. Yurt dışında yerim var, herkese bey demek zorunda, herkes sana bey demek zorunda. Tamam dedim. İşte bir garson abimiz işe alır. Adam bir firmada, köklü bir firmada 20 yıl çalışmış. Benim bağımdan büyük. Evet. Tamam adamı gördüm böyle. İyiydi bir adam böyle. Heyecanlı tamam böyle. Ben de adama abi diyorum. Abi falan. Ondan sonra adam kurumsal bir firmadan geldi bizim oraya ama. Adamın iş saati saat 11'de bitiyor. Saat gece 1.30. Ben de karşıdayım. Karşıdayım ofis var. Dükkanın karşısında Etiler'deki şubede. Baktım böyle karşıda adam duruyor böyle bana bakıyor. Bugün yeni işe başlamış. Ben de gittim yanına. Dedim abicim selamünaleyküm. Aleyhisselam dedi. Ya dedim hani bir sıkıntı mı var? Saat 1.30 oldu. Evet. Ya abi dedi ya dedi. Ben dedi 20 küsürdür sen dedi bu işteyim dedi. İsim verdi. Firma ismi. Ben dedi burada çalışıyordum dedi. Oradan buraya geldim dedi. Abi dedi normalde biz de hep bir beydiriz dedi birbirimize. Ha dedim evet öyleymiş dedim. Ama dedi sen bana abi dedin ya dedi. Teşekkür ederim sana dedi ya. Çok mutlu ettim beni dedi ya. Yani bak, adam bak, ama bak, ama bak, ama bak. Adamın ya gerçekten abi bak o 270 kişi arasından Allah vekil 1 lira fazla para vermiş. Bir şey yapmamışım. Diğerleri gibi çalışıyor. Ama adam ona abi dediğim için mutlu olmuş. Yani gerçekten abi insanları mutlu etmek zor değil. Kesinlikle. İnsanları mutlu etmek kolay. Tatlı değil. Güzel şey. Unutmamamız lazım. Bir olaydan anlatacağım. Bu da başka bir olay. Tacikistan'da bir yer açtık. Oranın çalışımındaydı. Genç çocuklar var benim yaşımda. Hepsi 25 yaşında. Genç, zıpkın, tamam. Toplantı yaptım. Bakın dedim arkadaşlar. Bizim iş sisteminde kim yemek yerse yemeği kendi toparlar. Biz de adamımız bu abi. Ben yemekliyim ben kendi yemeğimi kendim toparlarım. Evet. Çünkü gencim abi. Bizim orada hizmet etmemiz gereken kitle müşteri. Kesinlikle. Personel etmez. Müdür dahi etmez. Öyle müdür gelirim derim abi güle güle. Hadi kardeşim kendi ekip başka iş bul. Aynen. Derim yani. Niye derim biliyor musun? Çünkü sen o yemeği yiyorsan istersen tüm kuzu çevir gözüme gelmez ama kaldırmıyorsa kızarım. Değil çünkü mi? Kimsenin babasının uşağı yok. Çok herkes doğru. Orada çalışan ben dahil. Oraya aynen gittikten sonra. Tacikistan'da benim ofis var. Ofisteyim yanındayım. Ben dedim bir lavaboya gideyim. Hani elimi yüzümü yıkayayım. Bizim lavabo burada. Personel yemek yediği yerde böyle ileride. İşte elimi yüzümü yıkadım, böyle yürüyorum. Baktım bir tane kadıncağız var. Ablamız var kadıncağız. Kadıncağız personel yemek yerini temizliyor. Bizim personel de yemek yaptırmış, yemek yemiş. Ama kadını gör. Yani enkaz bırakmışlar kadına ya. Yani kadın enkaz temizliyor. Ya Allah, tamam dedim, öyle mi öyle. Şimdi beni hep gülüyor biliyorlar ya, gülüyorum ya benim. Çağırın arkadaşlar dedim, buraya gelsinler. Kameradan baktım, geldi. Oturdu arkadaş. İki tane genç çocuk böyle. Ya dedim isim ne dedi Muzamettin. Bilmem ne dedi. Tamam çok güzel otur.
Ben sana bir şey soracağım dedim. Kamerayı açtım ve çevirdim. Burada senin yemeğini temizleyen kişi, bu enkazı ama bok götür yani. Enkaz temizleyen kişi, senin annen ya da ablan olsa hoşuna gider mi? Evet. Abi dedi gitmez. Niye sen dedim manyası yapıyorsun o zaman? Tek bir soru soruyorum sana. Çok doğru. Yani basit bir örnek. Ben belki işletme sahibi olarak buna karışmam saçma, evet. Ya sen işletme sahibisin. Bununla ne işin var diyebilirsiniz, evet. Ama ben aslında onu kendi yaşadığım olan bir kardeşime iyi örnek olayım diye yaptım. Kesinlikle. İşletme sahibi olarak yapmadım. Aynen öyle. O zaman dedi ki abi dedi, ben dedi hatamı anladım dedi. Şimdi bakıyorum abi kameradan çocuklara vızır vızır her yemeğini yiyen kaldırıyor. Bu insan adabıdır. Aynen. Adab, edep. Yani ben sen benden büyüksün. Ben sana şimdi diyebilirim. Mehmet ne haber ya? Hayır Mehmet abi nasıl? Büyüksün çünkü Mehmet. Bu edep, adam bu kesinlikle şekilde. Kesinlikle. Abi aslında şöyle bir şey. Bence bu popülasyonun en büyük sebebi şu, hı-hı, diyebilir miyiz? Parayla alınamayacak olan değerleri sen, hı-hı, aslında paranın önünde tuttuğun için. Abi. Yani hani bir laf var ya arkadaşlar, hani sizler de bilirsiniz. Mertebeni ayağının altına alırsan seni yükseğe çıkartır. Hı-hı. Aslında burada bizim gördüğümüz Türkiye, hı-hı, olarak, hı-hı, dünyada sevilmenin en büyük sebeplerinden birisi sen itibarını ayaklar üstüne almışsın, o da seni, hı-hı, yukarı çıkarmış. Abi kesinlikle tabii aslında onunla ilgili çok güzel bir söz daha var. Benim rahmetli dedemin sözü. Hı-hı. Para her zaman gelir. Para geldiği zaman parayı başının üstüne taşırsa ezer. O paranın ağırlığı seni ezer. Aynen. Babamın da lafıydı bu benim. Ha, benim dedemin lafıydı. Bak, aynen, ne güzel. İşte eyvallah. Eskiler baba, eskiler. Kesinlikle. Ya bak kızıyoruz. Diyoruz ki benim babam şunu söylüyor. Abi baban biliyor ki söylüyor ya. İnan bana ya. Değil mi? Ya ben 27 yaşındayım. Gidiyorum, benim yanımda 5000 kişi çalışıyor. 5000 kişi çalışıyor benim yanımda ya. Evet abi. Ben babamı göreyim, annemi göreyim. Anne nasılsın diyorum. Teşekkür ederim anne diyorum. Sağ ol. Arkadaşlar şimdi Burak'la biz restorana gittiğimizde, gördüğümüz ettiğimizde yani emin olun burada olduğu diye demiyorum. İnşallah bir gün yolunuz düşer, bir gün denk gelirsiniz. A'dan Z'ye bakın, kim olursa olsun, küçük çocuğundan büyüğüne, yaşlısından gencine, ya yaşlı hayranlarım var, ben onlara hayran oluyorum. Yani evet, evet, evet. Böyle bir sevgi, böyle bir şey olamaz. Yani demek ki bazı şeyler böyle hani lisan da değil abi. Bu diyorum ya, herkes kalbinin ekmeğini yer. Yani Burak, bence olay tamamen bundan ibaret. Zaten abi şöyle söyleyeyim, ben buradan kardeşlerimden başlayayım böyle A'dan Z'ye. Hepsi mesela bana şöyle söyler. Biz seni takip ediyoruz da annem seni çok seviyor. Mesela. Kesin. Yani eminim çünkü genellikle gençler bana uymuyor yani. Gençler demiyorum, ben yaşlandım herhalde. Yaşlı görünüyorum ama abi, benim kendi kız kardeşim de benden sıkılıyor. Oturuyorum. Kızım hani böyle yapmasana zahmet. Abi de ne diyorsun diyor ya. Oturuyoruz şalaba diyor ya. Değil yani böyle yapma diyorum hani rica. Yani yaşlı kafaya girmiş ama ne biliyor musun? Mutlu ediyor beni. Çünkü kesinlikle gerçekten başarının sırlarından bir tanesi, ben başarılı bir insanla konuşuyorum. Çok açık mıyım? Mütevazı olmuyorum bu konuda. Kesinlikle. Başarının en büyük sırlarından bir tanesi kendini bilmektir. Kendini çok bileceksin doğru abi. Yerini bileceksin. Şimdi ben bilmiyor muyum? Arkadaşlarım var. Gece gündüz eğleniyor. Ben en kralını yaparım. En aynen kralını yaparım. Onların gittiği kulübe belki ben alıp oraya giderim belki. Ama yapmam. Yapmadın da. Onu harcayacağım şey başka şey harcayacağım. Yapmadın hem ben kendim mutlu olurum, hem beni izleyen insanlar bana der ki ya biz bunu bekliyorduk işte, çok sağ olurlar. Teşekkür ederler. Değil mi? Bu aynen çok önemli abi. Çünkü akşam vakti olurdu mesela. Gece saat 1-2. Heh, hatırlarsın. Abi gece cumartesi gecesi. Hmm. Ama nasıl böyle kalabalık? Abi Burak giyer önlüğünü. Her zaman. Bir kalabalık düşünün. O kalabalık bitene kadar en son o önlüğüyle oturur. Masada kim kalmış? En son işte biz gideriz. İşte ananas, fırında ananas yeriz böyle. Heh. Günün işte son şeyi yapılır. Abi yorulduk ettik. Ama akranları ve üstü ya da altı her neyse hepsi kulüplerde post peşindeydi. Yani, o yüzden bak, 30 milyon diyorum bir abi. Bir olay anlatacağım. Hatay'dayız. Bir tane işte üst düzey yönetici bir abimiz. Bağım, o zaman ben daha yeni Cezene Burak oluyorum böyle. Yani Cezene Burak değilim. Bağım bana şey diyor. Aa diyor, geldi diyor bizim soytarı diyor. Peki baba sen soytarı, sen soytarı tamam. Bu diyor işte diyor bir şey var. Mikraktan diyor, mikratram. Mikraktan var diyor, orada diyor böyle böyle çekiyor diyor. Rezil ediyor bizim. Tamam baba, çok sağ ol. Rezil ediyorum ben seni. Tamam. Geliyor musun? Canım sağ olsun diyorum. Sonra oturuyoruz tamam mı? Beyoğlu'nda bir etkinlik var. Biz de oraya yemek götürmüşüz. Yemek vereceğiz. Şimdi babam burada
üst düzey yönetici arkadaş burada, isim vermene gerek yok. Yanında da komple protokol ekibi. Benden yemek servis yapıyorum böyle, yemek servis yapıyorum. Efendim buyurun, buyurun sağ olun, elinme tabak böyle. Hepsi iş köfte veriyorum böyle. Orada bir halk birikti, insan birikti. O üst düzey yönetici arkadaş dedi ki, güvenliği şey, polis çağırıp. Ya dedi arkadaşlar dedi ya dedi. Burada dedi toplantı yapıyoruz bakın dedi. Burada dedi konuşma yapacak. Birazdan dedi işte bir isim çıkacak dedi. Şey sahne dedi. Ve dedi insanlar dedi burada dedi kalabalık dedi. Dağıtın lütfen. Yani ben dedi sıkılıyorum dedi. Ben dedi konuşamam merkeze ilgilenemem. Efendim dedi biz oraya gittik. Ama dedi onlar dedi sizin için gelmemişler buraya dedi zaten. Ben de orada şey dağıtırım bir haber versin böyle. Nasıl yani dedi. Kim için gelmiş olan dedi. Ya dedi cenaze bırakma dedi. Günde dedi biri varmış dedi. Onu bekliyor dedi. Resim çekilmek istiyorlar. Bana da böyle yaptı. Kim o dedi ya nasıl yani dedi. Ne alaka dedi o. Benim olan dedi o. Senin olan dedi oyuncu mu dedi ya dedi. Ben bilmiyorum dedi ama dedi böyle video çekiyor dedi. Soytarlık yapıyor dedi. Çağır dedi onu. Çağır bakayım dedi. Ne iş yapıyormuş öğrenelim. Ben de çağırdım. Efendim baba otur bakalım dedi. Oturdu. Ya dedi sen dedi oyuncu musun? Yok dedim sosyal medya işiyle uğraşıyorum dedim. Ya dedi bu insanlar dedi, sen niye bekliyor dedi. Dedim resim çekilmek istiyorlar dedim. Ben de yani ben hep çekiliyorum dedim insanlara resim. Bana böyle yaptı. Yapma ya dedi. Bu işe de böyle mi oldu dedi ya dedi. Allah Allah dedi ya. Tabii sonra işler de artınca böyle. Bağımın en sevdiği evladı ben oldum sonra. Kanka olduk ha. Evet. İsmail abiye de buradan sevgilerimizi yolluyor. Ya tabii bunlar Latife Şinasi diyorlar ya. Bunlar tabii işin espri kısmı. Her baba, her anne vallahi billahi tillahi çocuklarını kendisine bile daha iyi olmasını ister. Bak inan bana. İnan bana. Ben istemem. Ben derim ki ya atıyorum buradaki abim benden Mehmet abim ben daha iyi olmasın ben derim. İnsan olup öldür. Ben derim ama onun annesi onu demez. Diyemez. Evet. İster ki ondan da daha iyi olsun. O yüzden lütfen arkadaşlar biliyorum zorlu süreç. Ben daha fazlasını yaşadım. Yani ben tabii şey yapmayı sevmem böyle alevi konuları ama benim başıma gelen şey pişmiş tavuğun başına gelmemiştir yani. O yüzden ben gerçekten içinde bir mahzunluk olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Ne yaparsanız, ne ederseniz anne baba sözü sizin için emir olsun. Bizim askerde de ben Isparta'da yaptım, daha komandoydum askerde. Emir de demiri keser, her zaman onun evini yerine getir anne babanızın inşallah. Sağ olun. Bravo. Sağ olun. Abi valla ağzına sağlık. Bir iki soru alalım. Alalım, evet. Mikrofonumuz bak, var mı yoksa abi, direkt alalım mı? Yakınlardan da seçelim. Çok konuştum ya. Hiç. Ya abi bak abi bir şey diyorum ama abi sonra abi ya da abi abi sonra seni alalım olur mu bak sonra abi önce seni alma buyurun abi. Merhaba nasılsın? Ata estağfurullah. Aha. Afganistan tamam. Sağ ol. Ses. Abi biz mesela sizin çok başarılı hikayenizi dinledik. Bir tane de başarısız bir hikayenizi de dinleyebilir miyiz? Acaba mesela bir karar verdiniz ama bu tamamen yanlış bir karar ve tamamen hani kararınız hani hata olduğunu bir örnek verebilir misiniz? Demek istediğini ben ufaktan açıklayayım. Küllerinden doğmak gibi hani bir şey bir işte batarsın ama daha iyi çıkarsın ya. Aslında onun gibi bir şey hikayeleri de var. Orada bakalım iyi gelecek. Yani başarısız hikayem aslında çok yani başarısız hikayem olmadı ama mesela şöyle bir şey oldu abi. Gerçekten bir gün bir araba almıştım borca ve polis çevirmesinde arabamı koydular. Kredisi ödeyemedim diye arabanın. Yapan kişi de benim kendi akrabamdı yani çok annem belki de çok zoruma gitmişti yani. Bunu yapan kişi benim kendi akrabam olması. O gün dedim ki ya tamam sen onların seni sığdırmak istediği kalıpta bir insan ol. Boş ver dedim. Bu bana bir 2-3 ay kaybettirdi. Yani bu psikolojik bozukluk yani. Yapmak istemiyorum. Çünkü kendime inanıyorum. Hala da inanıyorum. O zaman da inanıyordum. Her zaman da inanıyorum. Çünkü inanç çok önemli. İnanç her zaman çok önemli. Ama o 2 ay inancımı kaybettim kendime. Ve dedim ki ya olmayacak herhalde. Zorlamamak lazım dedim. O 2 ay beni geriye attı. Pişmanlığım bu olabilir. Bir de 2 yıl bir kız arkadaşım vardı, o olabilir. Olabilir, daha bir sürü şey var. Ama olsun. Bak ne diyorum, vardı. Ben, kız arkadaşım da vardı. Ben mesela şey diyordum, açık konuşayım. Ya ölüyorum, bitiyorum falan falan filan. Ama hiçbir zaman için gerçekten bir şey olmamışsa, hayatımda çok istediğim bir şey olmamışsa,
Sen şöyle düşünürsen eğer, tamam bu bana olmadı. Bana inşallah daha iyisi olur, daha nasiplisi olur, beni daha iyi anlayan olur dersen Allah sana daha iyisini veriyor. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Evet, mikrofon nerede? Bir abi var, sıra, abi, o abi sıra. Evet, diğer abi, evet. Ha, çünkü sıra liderim, ayıp olmasın. O abi vardı. Buyur abi. Abi öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın abi, iyisin? Sağ ol, nasılsın abi? İyi, çok şükür abi. Ben sizden bir şey isteyeceğim abi. Ha, buyurun abi. Konuşmayı unuttum ya. Unutma abi, canım. Ben daha önce sizin için iki kere Etiler'e geldim abi. Evet. İkisinde de denk gelemedik. Evet abi. Yani bizim bu yeşil bursamızda da böyle bir yer düşündünüz mü? Yani açabilir miyiz? Hmm. Ya, güzel soru. Evet, güzel ya, abi aslında Bursa'ya düşündük çok yani olur diye ama yani şu anda şöyle yurt dışı çok projemiz var. Şimdi bakın arkadaşlar, yurt dışı olarak da yani şunu düşünmemek lazım. Ya CZN, Burak veyahut da diğer markalar, diğer markalar için de aynı şey geçerli. Yani Allah var, aklına şimdi kendi kure melekleri var, aklını yiyemem. Ya yurt dışına yer açtı, gitti Avrupalı oldu, Orta Doğulu oldu. Hayır, bizler yurt dışında iş yapmasından topu topu kaç marka var Türkiye'de? 2-3 marka diyelim, isim vermeye gerek yok. 2-3 marka ne yapıyor? Yurt dışına yer açıyor. Eleman oradan götürüyor Türk kişi. Bizim Dubai 400 kişi var. 350 tane Türk. Bütün malzemeyi buradan alıyor. Çiftçisine, tarımına, etçisine faydası da sağlıyor. Kesinlikle. Yani şey olarak düşünmeyin. Marka yabancılaşmıyor. Aslında biz ülke olarak markayı büyütüyoruz. Öyle düşünmek lazım. O yüzden Bursa'da olsa, başka yerde olsa bizim amacımız burada bu markayı büyütmek, iş sağlamak, istihdam sağlamak ve insanlara yol açmak. Kesinlikle. Abime söyleyeyim. O yüzden inşallah yakında Bursa'da da olur. Ama sağ sonra. İnşallah abi. Sağ ol. Sağ ol abi. Evet, soru bir de buradan alalım. Tabii buyurun. Bu ablamız... Ha. Yok. Ha? Evet. Öncelikle Bursa'ya hoş geldiniz. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Hoş bulduk abi. Kestane şekerin diyarı. Kestane şekerin diyarı, evet. Evet. Başarılar dev kesen şeker yapsaydım keşke burada. Yani. Evet, başarılarınızın devamını diliyoruz. Abi çok sağ ol abi. Unuttum onu. Her başarılı bir insan tabii ki kıskanılır. İş yaptığınız iş dışında da eleştirilere maruz kalmışsınızdır. Burada girişimci olmayı düşünen bir dünya kişi var. Eleştirildiğinizde nasıl güçlük aldınız onu öğrenmek istiyorum. Belki diğer buradakiler de onu merak ediyordur. Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Evet. Evet, çok güzel bir soru. Evet, gayet iyi. Bravo. Şimdi şöyle iki olay var. Birincisi yangınla ilgili bir olay var. Şimdi bazı arkadaşlar şimdi gerçekten Mevlana Aleyhisselam diyor ya, cahilliğin yanında kitap gibi sessiz ol. Şimdi bu bizim öncelikle benim hayat felsefem bir tanesi. Çünkü niye? Bak. Şimdi ben yaptığım bütün işlerde gerçekten ortaklarım olmasına rağmen 1 lira ortağımdan bile para almam. Ortağımdır, kendi payımı alırım. Yardım, hasenat ve sosyal projemi öyle yaparım. Benim nezdinde huyum bu. Eyvallah. Hiçbir kuruluşla ekstra bir bağım olmaz. Kim bana ne derse, ya biz sana şu yolu açalım. Biz elimin tersi yetmişimdir abi. O yüzden de gönlüm böyle kafam var rahat yani. Kesinlikle. Antalya'ya gittik. Antalya'ya iki tır götürdük. Bak iki tırdan bahsediyorum. Yo, tırlar girdi. Ben dedim ki ya, otele gideceğiz. Arabadayız. Çok yorgunum yani. Gözüm kanıyor artık yani. Tırlar arabayla gitti çünkü. Yorgunum. Dedi ki abi dedi gel dedi biz oteli oraya içelim. Dedi bana arkadaşım. Dedim tamam. Üç kişiyiz arabada. Bir yangın yeri gördük. İtfaiye ekiplerinin ışıklarını gördük. İtfaiye ekipleri doğruydu. Oraya gittik. Orada itfaiye erinin bir tanesi beni çekmiş. İtfaiye erinden bahsediyorum. Bunu çeken itfaiye yeri. Ben de orada tüp söndürmeye çalışıyoruz yangında. Sonra itfaiye videoyu Twitter'da önüme düştü. İtfaiye yerinin ismiyle. Bak itfaiye yerinin ismi önüme düştü. İtfaiye yerinden aradım. Ulaştım. Tanıdıkları aradım ulaştım. Abi dedim selamünaleyküm. Ali abi. İsmail abi. Ali abi dedim yani senin kötü niyetin yoktur biliyorum ama maalesef bizim ülkemizde iftira atan çok adam olduğu için dedim. Lütfen abi bunu kaldır. Burakcığım dedi, ben dedi, sen geldin ya, bize yardım ettin ya dedi bize. Ben onlara yardım ettim bak. Ayran yaptık, su içtik, beraber otur sohbet ettik, yangını söndürdük. Bak adama yardım etmişim, adam bana bunu söylüyor. İtfaiye yeri bana bunu söylüyor. Abi ben onun dedi seni paylaştım dedi. TikTok atmış, Twitter atmış, abi dedim kaldır. Bir sonraki gün uyandım, CZN Burak işte şov yapıyor. Burcu bilmem ne CZN Burak saldırdı, o saldırdı, bu saldırdı.
Sonra bana saldıran bir arkadaş var. Bir oyuncu. Güzel. Buna mesaj çakma ama. Harbi ben deliyimdir de yani. Baktım o bana mesaj atmış. 2019'da. Kardeşim seninle gurur duyuyorum. Çok büyük hayranlığım. En yakın zamanda tanışmak istiyorum. Buyur. Sırf onun mesajına cevap vermedim diye bana saldırıyor küçük beyninde. Önemli değil. Ben cevap bile vermedim. Güldüm geçtim. Evet. Size tekrar söylüyorum. Bazen insan hayatında eleştiri değil, iftiraya bile maruz kalabilirsiniz. Sadece daha ilk söylediğim zaman buraya geldim. Biz eğer akşamları başımızı rahat yastığa koyabiliyorsak bir iki iyi bir ticaret yapıyoruz, iyi yaşıyoruz. Ama diyorsak ki ya ben başımı koyamadım yastığa, acaba adama laf mı ettim, adamı ezdim ediyorsam demek ki ben birinin hakkına girmişim. Eleştirileri çok kale alıyorum, dikkat ediyorum. Bir tane de var mesela ekşi sözlük. Ya işte cezene bırak şöyle, cezene bırak böyle, cezene bırak şöyle. Tamam. Nerede muhatap olacağım adam benim? Değil mi? Yok. Var mı adam muhatap olacağım adam? Yok. Yani peki hava konuşur mu? Bazen rüzgar eser konuşur. Müzik gibi gelir. Senin için bir önemi var mı? Benim için de bir önemi yok. Kaya durur ya gider. Onlar ötüsünler yani. Önemli değil. Ben icata bakarım abi. Bravo. Bir olayım daha var. Bir gün AVM'deyiz, işte annemle gidiyoruz, bazen böyle hamburger falan yiyoruz. Gerçi bu arada diyettim pek yemiyorum ama gittik işte o gün hamburger yedik. Çocuğun biri geldi, dedi ki abi dedi, seni çok seviyorum dedi. Bir resim çekebilir miyiz? Tamam dedim, ben de çekildim resim. Sonra DM'ye bakıyorum. Yürüyen merdivendeyiz ha, çocuklar arkamda. Dedim işte bilmem ne Nurullah hikayesi sana bahsetti. Ben açtım. Cezene bırak abimle falan. Ulan dedim aferin lan dedim, delikanlıya bak. Yukarı bir çıktım. Çok kötü gülüyorsun. Çok çirkinsin. Tamam. Aynı çocuk. Geldi mi? Boş adam. Lan dedim bu ne? Lan dedim bu ne? Tamam abi. 5 dakika. Abi geçtim, diyor geçtim. Sen cevap verirsin diye yapmıştım. Daha çocuk daha yani, aldın mı? Yani ne yapacaksın? İşte o yüzden oluyor. İnsan hayatında hep böyle şeyler oluyor. Takmamak lazım. Takılmamak lazım. İşe bakmak lazım. Evet. Hakkaniyetle davranmak istiyoruz sorular konusunda. Şimdi Burak'ın da çok fazla vakti olmadığı için. Son bir iki soru alalım abi. Tamam, 3-4 soru alalım ama hızlı cevap verin ben de. Hızlı aynen. Tamam. Abi bir de oradan. Buradan alalım. Ya, buyur, abi sen söyle, oradan başlayalım. Dur kanka, abi söylesene, oradan başlayalım. Evet tamam, abi. Hadi bakalım. Ha, yukarı VIP mi oluyor? Yukarıda var mutfak. Ooo, Allah helal olsun. Evet. Evet, öncelikle selamünaleyküm diyorum. Allah'ın selameti hepimizin üzerine olsun. Sevgili Burak abim, kardeşim, hoş geldin diyorum Bursa'mıza tekrardan. Benim bir sorum olmayacak. Benim senden ufak bir ricam olacak. Ben ismim Hakan Kılıç. Kendim danışmanım. Senin hayat hikayeni dinlediğim zaman şunu hatırladım. Aynı hikayeden ben de geçtim. Ben de aynı yoklukları gördüm. Hatta yani burada madem hayat hikayeleri anlatılıyor, şöyle diyeyim en basitinden. Evimde hiçbir şeyim yoktu. Üniversitedeyim. Babamla konuşmuyorum. Üniversiteye göndermiyordu beni. Evden kaçarak üniversiteye gittim. Şu an 3. üniversitemi okuyorum. Ve babam benimle gururlanıyor. Bravo. Üniversitemi okurken evimde dedim hiçbir şeyim yok. Kiramı bile ödeyemiyorum. Buzdolabımda sadece bir parça ekmek var. Ekmeğin büyük bir çoğunluğu küflenmiş. Ben o ekmeğin küfünü temizledim. Kalan kısmını yedim. Senin de anlatımlarında olduğu gibi. Yine de şükrettim. Dedim ki ben bugünü yaşıyorsam bu bir imtihandır. Allah ben bugün isyan etmezsem bana yarın daha iyi günleri gösterecek ve ben daha iyi yerlere geleceğime inandım. Hep maşallah. Bu düşünceyle ilerledim. Ve şu anda yaşım 26, 2 ay sonra 27'ye gireceğim. Seninle aynı yaşlardayız zaten üstad. Ben de senin gibi ülkemi hem ülkem içerisinde hem de dünya genelinde bir marka olarak temsil etme vizyonuyla ilerleyen birisiyim. 23 yaşımdayken üniversitemden mezun olduktan 2 sene sonra Türkiye'de şu an içerisinde bulmuş olduğum sektörün en genç girişimcisi oldum. Bunu belgeli olarak tescilledim. Şu anda yine ikinci bir işletmemi kurdum. Kanka sen numaranı ver, bir konuşalım sonra. Bir dakika, tamam. Pardon. Neyse. Evet kanka, çok iyi biliyor musun? Çünkü ayıp olacak gelince. Evet, şöyle bir şey, yukarıdan bir talep geldi. Bursa'ya bir CZN Burak şubesi açabilir misin diye. Malum açamıyorsun, hedefin yurt dışı olmuş. Çok güzel bir şey bu. Ben şöyle bir istekte... Bir şey olmuş değil kardeşim. Ben şu an orada açık gelirim var. Tamam. Hani açık anlattım mı arkadaşlar? Evet. İşte bu yanlış anlaşılır. Danışmansam yanlış anlamaya biraz müsaitsin. Hayır, benim de yurt dışı geldim. Dedim ki ben. Evet. Ha burası, ha orası. Evet. Bizim için önemli olan iş, istihdam sağlamak evet. Ve bu Türk markasını, ben Türk olduğum için elhamdülillah, evet. Türk markasını dünyaya tanıtmak. Şu kesinlikle. Andaki hedefim bu. Evet. Ondan sonra içi.
Evet. Buranın İstanbul için ve Türkiye için. Aynı hedeflerde bende de var. Evet kardeşim. Şöyle diyeyim o zaman çok fazla uzatmadan. Buyurun. Madem Bursa'ya bir şube açamıyorsun. Aha. Ben aynı zamanda bir siyasi partinin genç kolları başkanıyım. Parti maşallah. İsmini vermeyeyim burada. Aynen. 9-14 Nisan aralığında Kudüs'te olacaksın. Aha. 14'ten sonraki tarihinde diyoruz. Biz seni Bursa'mızda gençlik kolları olarak bir iftar programımıza ağırlamak istiyoruz. İnşallah. Bu konuda bizi kırmazsan çok onuru oluruz. İnşallah. Tamam yani, inşallah haberleşiriz. İnşallah. Teşekkür i̇nşallah. Ederim. Sağ olun. İnşallah. Evet abi. Evet soru varsa. Bir kardeşimiz vardı orada. Bir sonra sen sor. Önce bayan sor sonra sen sor olur mu? Selamünaleyküm Burak kardeşim. Abi. Ben şey sormak istiyorum. Aşçılık sektörüne nasıl başladınız? Sizi ne sürdü? Kız altını orada bir saatten beri. Ama ben size çok özeniyorum ve o yolda yürümek istiyorum. Daha çok bilgi almak istiyorum. Ya ustalarımızdan öğrendik. Yani şöyle söyleyeyim sana. Ben işletme mezunuyum. Aslında abi alaylı mı yoksa eğitimli? Hayır bak ben İstanbul Üniversitesi işletme mezunuyum. Ha süper. Ama ben niye işletme mezunuyum? Çünkü ben bir yer açmak istediğim için. Yani şeften önce ben iş adamı olmak istediğim için. Tamam ben şefim ama aynı zamanda iş adamıyım. Öyle söyleyeyim kardeşime. İşletme mezunuyum ben. Ama tabii ki okulunu okumak çok önemli. Gastronomi bölümü şef olmak istiyorsa. Ve tabii bir insan hayatta ben biliyorum derse kaybeder. O yüzden ben biliyorum demiyoruz. Ustalarımızdan her şeyi öğreniyoruz. Bu şekilde yapalım. Bravo. Evet buraya alabilir miyiz mikrofonu? Bir son bir alalım çok heyecanlı bir kardeşim. Söyle kardeşim. Tamam ben duyuyorum seni var. Sen mikrofonu söyleyebilirsin. Abi merhaba öncelikle. İnanç konusuna değindiniz. İnanç görünmeyene inanmaktır. Yani ben de görünmeyene inanıyorum. Görünmeye inanırsanız kimsenin göremediklerini görürsünüz. Ben reklam panosunda sizi gördüm geldim. Ciddi anlamda hani size satarsam dünyaya satamayacağım kimse yok. Ürünlerim de var. Bir sürü projem de var. Ama yatırım desteği hiçbir şey yok. Sizden de bir beklentim yok kanka, maddi manevi. Sadece göstermek. Bunun yeri burası kardeşim. Çünkü buradan sorulara cevaplıyoruz ya. Size ulaşabileceğim başka hiçbir mecra yok. Ama o yüzden. Bakın, şimdi bak arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Bu soruları keselim eğer böyle sorunuz varsa. Bakın. Şimdi ben bir insanım. Ben Türkiye'nin en zengini değilim bu arada. Öyle bir iddiam da yok. Ben 20 yaşında kendi çapında bir şey yapmaya çalışan bir insanım. Doğru mu? İsim doğrudur. Bu. Tamam. Murat. Şimdi inan bir liste yapıyoruz. Şimdi bu listemizde A'dan Z'ye ihtiyaç sahiplerini sıra yapıyoruz. Ve onlara diyoruz ki ümit bağlamaması adına. Ablam şu anda iki projemiz var. Ondan sonra sensin diyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz peki? Şimdi senden önce milyonlarca kişi var. Bize mail atıyor. Bize mail attığı zaman da biz bunu inceliyoruz. En acillerini koyuyoruz. Ve maddiyatımız elimizden gelebiliyorsa yapıyoruz. Ha, gelemiyorsa cevap veriyoruz diyorsak yapamıyoruz. Ha, çok yoğun olduğum mu da geç cevap veriyoruz. O yüzden kankam sen şimdi burada ben senin numaranı alırsam diğer bütün herkes hakkında girmiş olurum. Sen ne yapacaksın? Instagram profiline gireceksin. Profilde mail var. Mail atacaksın abi. Kısmeti neyse inşallah beraber olur. Amin abi başlayısı. İnşallah. Tamam. Evet. Nasıl abla? Evet son sorumuzu... Çekeceğiz. Tamam. Burak. Çekeceğiz. Buyurun. Gözünü kapat. Bir yer seç. Son sorumuzu alalım. Abi niye... Tamam. Abi niye fantastik bir şey yapıyorsun? İşte. Gözünü kapat böyle falan. Evet abi. Buyurun. Özür dilerim. Ha Cansın, bir sene sonra konuşuruz. Yanına geleceğim, konuşacağız. Yanına geleceğim. Buyur aşkım. Ben de senin hayranım, Allah razı olsun. Ben senin en büyük hayranlarından birinim. Bir soru soracaktım. Başarının tamamını neye borçlusun? Ya dediğim gibi, çok çalışma ya. Bir de ablam dedi, disiplin dedi ya az önce ablam. Yani disiplin çok önemli. Bak hayatta da disiplin çok önemli. Gerçekten kesinlikle. Bak. Her şeyin bir yeri bir zamanı var. Eğlenmek çok güzel. Yaşamak çok güzel. Kendine bir şey almak çok güzel. Ama bir söz var. Su bile akacağı yolu kendi seçiyor. O yüzden kendi seçtiğin yolda ilerlemen lazım. Disiplini anne babanın sözünden çıkmaman lazım. Büyüklerine ve başarılı insanlara örnek alman lazım. Tamam. Teşekkür ederim. Büyük bir alkış. Arkadaşlar çok... Son bir soru soralım. Son bir soru. Tamam. Sen yok biri vardı yukarıda. Yukarıda tamam yukarıda. Yukarıya söz vermedik. Evet. Siz alın lütfen. Buyurun. Ya aslında bak tekrar söyleyeyim. Şimdi ben hayatım boyunca pek yalan sevmediğim için yani ben ticaret odaklı. Ben tekstilden gelmeyeyim. Ben usta falan değildim. Ama restoran işine girdikten sonra dedem rahmetli olmadan önce dedemle babaannem ve annem kendi annem bana hep öğretirdi yani yemeği. Sonra ben bunu kendim geliştirdim. Kendim geliştirdim ve Cezemrak markasını oluşturdum. Cezemrak bir marka oldu.
ve kendine ait bir mutfağı oldu. Kendine ait şovları oldu. Yani bir marka oluşturma kadar ben bunu yapıyordum. Arkadaşlar, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim kardeşim benim. Baş sağlığı. Allah razı olsun. Evet. Burak seni böyle alalım. Şimdi bizim sana bir sürprizimiz var. Ne sürpriz ya? Şimdi burada güzel bir sürpriz var. Ya zahmet etme. Şimdi arkadaşlar ışıkları bir kapatabilirsek. Allah Allah ne oluyor ya? Evet. Abi sen önce dedin birini seç. Değil mi? Kapalı falan. Biraz değişik oldu. Evet. Ama güzel oldu. Tamam. Gönüller bir olsun. Evet. Arkadaşlar Burak'ın doğum günüydü. Bir, güzel bir aile kutlaması olsun dedik. Ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş Wedding'de pastamız geliyor. Bravo, bravo. La cela energia le cela pulsera ta bella cela bomba bomba la 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 pari con sola armada e sola dona dona basta ne guarda hayırlı uğurlu. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Evet, başkanım böyle bir şeyler. Başkanım buyurun. Evet. Başkanım zaten sahne. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Burak'a hep beraber bir doğum günü alkışı yapalım mı şöyle, güçlü? Kardeşim nice senelere. Çok sağ olun. Sağlıkla, sıhhatle, böyle dostlarla beraber inşallah. Kıymetli kardeşlerim biliyorsunuz daha önce Vlogger Akademi yapmıştık. Yine farklı sosyal medya buluşmaları gerçekleştirmiştik. Önemli isimleri ağırlamıştık. Bugün de yeni nesil dijital pazarlama, e-ticaretle alakalı daha önce söz verdiğimiz uygulamayı hayata geçirdik. Metaverse ile alakalı yakın bir zamanda farklı bir buluşma da gerçekleşecek. Bugün tabii çok kıymetli kardeşlerimiz vardı ama Burak da bu önemli misafirlerden bir tanesiydi. En son o sahnedeydi. Biz de Burak'a bir sürpriz yapalım dedik. Doğum gününü Bursa evet. gibi bereketli bir şehirde kutlasın dedik yani. Maşallah. Ömrün uzun ve bereketli olsun. İnşallah hep böyle faydalı, hayırlı işlere aracılık edersin. Ömrün boyunca. Sana nice yıllar diliyorum. Arkadaşlar bıçağı vereceğiz mi? İlk şeyi de Burak'a verelim, kessin bıçak, bırak. Bıçak. Ama bak böyle bırak. Bende baltından iş var çünkü. Böyle, ha. Değil mi? Başkandan bıçak alma. Ha. Kusura atmıyorsun değil mi? Yanlış anlama. Çünkü alma. Ver bir çatal, ver bir çatal. Süper. Başka bir şey. Bir kanal çatal, ver çatal. Ver. Evet. Vallahi şöyle yaptım ha. Bravo. Ya şeyci olduk, kusura atmayın artık. Bir tane şöyle bir arkası da bayağı kalabalık ya. Evet. Şöyle bir fotoğraf alalım isterseniz. Tabii. Hatta şöyle yapalım. Yapalım. Abi sen böyle gel. Başkanım evet, siz de böyle gelin. Tamam. Ben telefonumu da rica edeyim size. Anneciğim. Burak hep sen mi bir şeyler yapacaksın? Birazdan ben de sana evet. süt helvası yapacağım inşallah. Allah Allah. Allah Allah. Şöyle başkanım şöyle bir hep beraber şöyle selam verelim mi Instagram'dan? Evet. İster misiniz? Abi sen böyle gelin. Başkanım şöyle gelelim mi? Şöyle. Yok şu başkanım şöyle önüme gel, olur mu? Evet değerli arkadaşlar, Bursa Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş abi ve Bursa'ya teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bravo. Hadi selfie hep beraber lütfen selfie. Haydi arkadaşlar.
güzel heyecanı paylaşırken sabah ilk oturumda bizlerle birlikte olan Sayın Mustafa Sönmezay, Sayın Adnan Akgün beyefendileri de ben sahneye almak istiyorum. Sayın Başkanımız kendilerine hediye takdimi yapacak. Aynı zamanda milletvekilimiz Sayın Atilla Ödünç'ü de ben sahneye almak istiyorum. Arkadaşlar, fotoğraf çekimi şöyle, sahnede olmayacak tabii. Çekilmek isteyenler dışarıda beklerse çünkü. Sabahki oturumda bizlerle birlikte olan dijital pazarlama uzmanı Sayın Mustafa Sönmezay, Türkiye Odalar Borsalar Birliği E-Ticaret Meclisi Danışmanı Sayın Adnan Akgün Beyefendi yine sahnedeler. Onlar da Bursa Milletvekilimiz Sayın Atilla Ödünç aramızdaydı. Onlar da sahneye davet ediyoruz kendisini de. Hoş geldiniz. Tekrardan. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş konuklarımıza günün anısına bir hediye takdiminde bulunuyor. Ve yine Bursa Milletvekilimiz Sayın Atilla Ödünç konuklarımıza hediye takdiminde bulunuyor. Gelen konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Bir kocaman daha alkış alabilir miyiz Bursa? Çekilmek istiyoruz ama bir selfie çeksem ben paylaşsam olur mu? Tamam çünkü ama tamam çekelim sizde. Tamam sen Dubai maşallah. Ben de Türkiye, ben Türkiye. Vallahi inanın uçağım var. Herkes teker teker çekilemeyiz. Şöyle yapalım bak şöyle yapacağız. Bir saniye. Bir dakika gel. Gel siz bak beraber çekelim olur mu? Gel. Çünkü niye biliyor musunuz? Gitmem lazım ya. Hadi ben, gel. Tamam ama lütfen bak yapmayın beni, rica ediyorum. Özür dilerim. Bakın lütfen, bakın herkese çekilmem mümkün değil. Çünkü uçağım var, vallahi geç kalacağım. Ne olur. Abi ne olur müsaade et, ne olur. Hadi sağ ol. Evet programımız maalesef sona erdi inşallah. Başka yeniden yeni çekim. Projelerle, yeni programlarla görüşmek üzere, hoşça kalın. Çok sağ ol, Allah razı olsun. Baba, kartı yere koy. Yavaş. Tamam. Tamam beyler.